Millet selamünaleyküm, yeni bir video ile beraberiz. Şu an yeni bir balık videosu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bedava sayılacak şekilde balık buldum. Şu an onu almaya gidiyorum. Dedim ki almaya giderken bunu da size paylaşayım. Şu an ben petroldayım. Kartla hiçbir petrolde çalışan yok. Bakın. Kendi benzinimizi kendimiz alıyoruz. Hiç çalışan yok. Kartla kendi benzinimizi dolduruyoruz. Çok da ilginç bir durum. Burada size göstereyim şu şekilde. Beyler, kartı buraya okutuyorsunuz. Göstereyim. Şu an ben zaten 16 liralık aldıydım. Size göstermek için. Görüküyor mu bilmiyorum. Görükmüyor herhalde. Görünüyor mu bilmiyorum. Beyler, şu an aldıydım ben. Sizin için bir daha alacağım. Şunu çekiyoruz. Beyler, kartı sokuyorsunuz. Şu şekilde. Herkes burada kendi benzinini kendisi alıyor. Şu müziği kapatalım. Alacağınız şeyi buraya yazıyorsunuz. Ben benzin alacağım için benzini yazıyorum. Şifreyi size göstermeyeyim. Ardından şey soruyor. Fiş istiyor musunuz diye soruyor. Evet dedim. Kartınızı geri alın diyor. Kartı aldım. Şu anda diyor ki benzin doldurabilirsiniz. Ben de benzinimi kendim burada dolduruyorum, çalışan olmadan. Bu şekilde benzin burada daha ucuza denk geliyor. Evet, durum bu. Şu an Euro'nun nasıl aktığını görüyorsunuz. 14, 15, 16, ver Allah ver. Benim araba 50 euroya doluyor. Az önce 16 lira, 17 lira atmıştım. Şu an devamı geliyor. Hala dolduruyoruz ve şu an doldu. Bakın. 34 küsür euroluk daha benzin aldım. Ya toplam 50 lira dedim ya. Aynen 50 liralık benzin yeter. Beyler, bu şekilde herkes burada kendisi dolduruyor. Petrolü görüyorsunuz, kimse yok. Doldurduktan sonra bunu böyle koyuyorsunuz. Makine fişinizi veriyor. Aa, fiş düştü zaten. Şuranın güzelliğine bakar mısınız beyler ya? Efsane. Şu anda izlemeye devam ediyorsanız yeni balık almaya gidiyorum. Onları da sizle paylaşacağım. Görüşürüz. Beyler, şu anda yoldayım. Burası Hollanda'nın Leusden adında bir köyü. Yani burası köy, anladınız mı? Bilmiyorum ama bana bir köyün bu kadar düzgün, temiz, evlerinin bakımlı olması çok tuhafıma gidiyor. Yani yolların güzelliği, şu orman, şu evler, şu evlere bakın ya. Kamerayı çeviremiyorum. Telefonu tutmak yasak burada. O yüzden arabaya taktım. E şu evlere bakın. Harbiden efsane. Adamlar yapmış. Yani vaktiniz olursa, gelme imkanınız olursa şu memlekete gelin. Bu memlekette biraz gezin. Şu evlere bakın ya. Harbiden efsane. Ben seviyorum. Çoğu Türk buradan memnun değil. Memnun olmaz sebebini anlamıyorum. Ya yaşamayı bilmiyorlar ya sosyal değiller. Ben hem çalışıyorum hem eğleniyorum. Hem hobilerimle ilgileniyorum. Adam burada 6-7 işi bittiği zaman direkt dediği cümle şu: yarın iş var, ben çıkamam ya da gelemem. Bu muhabbete gerek yok. Sen yarın 8'de ya da 9'da işe gidiyorsun. O yüzden stres yapmana gerek yok. Daha 12'ye 1'e kadar vaktin var. Çık, gez, eğlen. Bu arada kamyonu seyrettirdiğim için üzgünüm, önüme takıldı. Video izlemeye devam edin. Görüşürüz. Arkadaşlar, evine geldim. Burası Tidewinder adında bir bölgeymiş. Burası milletin evi. Burada izin video çekmeye izin verdiler. Gerçekten akvaryumları çok güzel. Bu şekilde görebiliyorsunuz. İçinde bir sürü lepistes yavrusu var. Ön kamerayla çekiyorum. Pek net değil ama şurada da görüyorsunuz, bakın ben buraya parayla almaya geldim. Adamlar verdikçe verdi. Bir sürü bedava balık var. Bunları birazdan eve koyunca detaylı bir şekilde göstereceğim. Burada ot var. Ot da verdi sağ olsun.
Burada çöpçü balığından ıvırına zıvırına bir sürü güzel balıklar var. İzlediğiniz için teşekkürler. Birazdan evde de Az önce milletin evinde olduğum için pek rahat konuşamadım. Yani millet evde olduğu zaman, şurası onların evi bu arada. Gerçekten yani çok iyi insanlar diyeyim. Çocuklar olsun, kadın gerek erkek. Yani çok güzel misafirperverlikleri var. Bir şey ikram etmediler ama olsun. En azından evlerini açtılar. Beyler bak, burası falan var ya, aynı film gibi. Evler falan çok süper. Bayağı da zengin bölge. Bu arada şurada 4 poşet Lepsides balığı var. Her poşette 15'er adet balık var. Bu akvaryumu da dükkandan aldım. Patron atacaktı. Dedim bana ver. İçine çiçek koyduk yani. Normal bir balık akvaryumu değil. Çöpçü balığı var, ıvır zıvır var. Birazdan evde açacağım. İzlemeye devam. Araba hobisi olanlar için de bir küçük şey söyleyeyim. Burada arabalar gerçekten çok ucuz. Şu an içinde olduğum arabayı ben geçen sene 300-350 euroya almıştım hatırlıyorsam. Bir 50-60 euroluk masraf yaptım. Yani yağdır, ıvırdır, zıvırdır. Hani ana yapılması gerekenleri yaptım. Onun haricinde kendi arabamı full kendim yaptım. Burada malzeme satan yerler var. 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya. Çok uygun malzemeler alıp kendi arabanızı kendiniz modifiye edebiliyorsunuz. Şu arkada gördüğünüz hoparlörler var ya, Türkiye'de ses sistemini dünya kadar böyle hevesli olup da maddi durumlardan dolayı yapamayanlar var. Burada da ses sistemi pahalı. Burada ikinci el yerleri var. İkinci el yerlerinde bazen çok güzel, daha hiç açılmamış paketinde malzemeler geliyor. Ben de oraya gidiyorum. Lazım olan olta mı, ses sistemi mi, neyse, adı her neyse. Gidiyorum, hiç kullanılmamış, daha paketinde olan malzemeleri bedava fiyatını alıyorum. Örnek, şu arkada gördüğünüz şu var ya, bak gösteremiyorum. Şu ve şu. İki büyük hoparlör. Hoparlör neyse işte. Onları 7 euroya aldım. Burada 7 euro bir sigara fiyatı. Yani bir paket sigarayı 7 euroya alıyorsunuz. İki tane hoparlör kutusunda devasa, sesi manyak çıkıyor. Bakın. YouTube'da telif var, o yüzden çok açmayayım. Yani kendi hobinizi kendi ellerinizle yapabiliyorsunuz. İçinden kablosu da çıkıyor, vidaları da çıkıyor, her şeyi çıkıyor. Kendim bizzat bağladım. Bu da böyle bir şey olsun, videosu olacak, görüşürüz. Yollar efsane. Taktım. Bakın telefon kılıfı bu şekilde bir şey. Su geçirmemesini sağlıyor. Arka tarafını nasıl göstereceğim bilmiyorum. Yani bu şekilde. Gösterecek bir şey yok. Şuradan şimdi içine salıyorum. Umarım çok titremez.